Hepinize merhaba. Bu hafta sizlere termostat vananın çalışma prensibi ve nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle termostatlı vana nedir? Adından da anlaşılacağı üzere üzerinde bir ısı ölçer bulunan bir vanadır bu. Belli bir sıcaklığa geldiğinde vana kendiliğinden suyun akışını keser. Nerelerde ve nasıl kullanılır? Genellikle merkezi sistem bulunan binalarda kullanılıyor. Bu ısı pay ölçer, işte kat kaloriferli vesaire terimleriyle daha çok duyacağınız. Her katın kendi istediği sıcaklığa göre evini, odasını ayarladığı ve buna göre de aidat ödediği veya gider ödediği sistemlerde yoğunlukla kullanılıyor. Ama dilerseniz kat kaloriferinde, daha doğrusu kombilerde de kullanmanız mümkün. Bir de verimli kullanmak için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi bunu biraz kroki ile taslak olarak çizerek size anlatmaya çalışayım. Termostatlı vana daha çok piyasada sık satıldığı için ECA vanadan bahsedeceğim. Üzerinde 6 kademe bulunuyor. 0'dan 5'e kadar videoda da gördüğünüz üzere kademeler var. Çevirdikçe bu kademelere denk geliyor. Bu kademeler neler? İşte 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsi 5'er derece artıyor gibi düşünebilirsiniz. 0 için 5 derece santigrat, 1 için 10 derece santigrat, 2 için 15 santigrat, 3 için 20, 4 için 25, 5 için de 30 santigrat derece şeklinde. Beşer beşer artarak gidiyor. Bu santigrat dereceler şu anlama geliyor. Termostatlı vananın üzerindeki termostat tam da bulunduğu odada ve bulunduğu nokta için hava sıcaklığını ölçüyor. Ortam sıcaklığı eğer örneğin 20 ise ve vana da 3'te ise vanayı kapatıyor. Yani o petekten artık sıcak su geçmiyor. Burada amaç kalorifer sisteminde dolaşan sıcak suyu israf etmemek, harcamamak. Ortam sıcaklığı istenen sıcaklığa geldiğinde yani her bir petek kendi derecesine göre, ortam sıcaklığına göre odayı ısıtıyor veya ısıtmayı kesiyor. Çevremden şu tarz sorular duyduğum oldu. Bunlara da burada açıklık getirmek istiyorum. Bazen örneğin 2 derecede yanmasına rağmen kalorifer peteğinin böyle el değmeyecek kadar ısındığı, çok sıcak olduğu ya da 4'teyken buz gibi, soğuk olduğu gibi durumlara rastlanabiliyor. Bu durumları anlatmak üzere çalışma prensibinden bahsedeyim. Özellikle merkezi sistem binalarda şöyle bir temsili bina çizelim. İşte diyelim 5-6 katlı bir bina. Siz de şöyle en üstüne altta şu katta oturuyorsunuz varsayalım. Şimdi böyle bir binada merkezi sistemde sizin ev sıcaklığınıza göre yanmaz kalorifer. Aslında merkezi sistem olduğu için en altta kazan dairesinde atıyorum 70 derece veya 80 derece civarında kazan yanar. Bu bütün dairelere eşit olarak dağılır 70-80 derece olarak. Siz oda sıcaklığınızı 20 derece olsun istiyorsanız 3'e getirdiğiniz anda bulunduğunuz oda 20 dereceye olana kadar kalorifer peteği ısınır. Aynı şekilde 2'ye de getirseniz 15 derece olana kadar ısınır. Burada sizi yaraltan şey, siz 2 yaptığınız zaman gelen suyun sıcaklığı 15 derece olmuyor. 2 yaptığınız zaman odanın sıcaklığı 15'e çıkana kadar petekte dolaşan sıcaklık 70-80 derece gibi. Yani o anda maksimum aşağıdaki kazanda ayarlanmış sıcaklık neyse direkt o sıcaklığa kadar yükseliyor. Eğer çok yüksek bir derecede ısınıyorsa zaten oda hemen 15 dereceye gelecektir. Kısa bir süre sıcak su dolanıp duracaktır. Ya da düşük bir 50 derecede ise atıyorum ortam sıcaklığı 15 olana kadar yine sıcak su dolaşacak ve duracaktır. Burada sizi kalorifer peteğinin çok sıcak olması termostatın arızalı olduğunu vesaireyi göstermez. O anda odanızın 15 derecenin altında olduğunu gösterir. Çok sıcak olması dediğim gibi maksimum derecede yakıldığı için yani 5 ayarına getiren kişi için de 30 dereceye yükselsin diye 70-80 de yani sabit bir sıcaklıkta yanar merkezi sistem. Tam tersi 4'e ya da 5'e getirdiğinizde peteğin buz gibi olmasının sebebi de şudur. Artık oda 31-32 derecedir atıyorum.
32 dereceye geldiği için artık o petekten sıcak su dolaşmaz. Petek soğumuştur. Oda sıcaklığı 29'a düşene kadar o petekten sıcak su geçmez. Siz de 5'e getirdim ama yanmıyor. Acaba petekte bir arıza mı var vesaire diye düşünebilirsiniz. Tabii o petekte hava yapmış olma olasılığı da olabilir. Ya da fiziksel bir arızadan dolayı, yani kir, pas oradaki dolaşımı etkiliyorsa, bundan dolayı da o petek hiç ısınmıyor olabilir. Ama oda sıcaklığınız 30 derecenin altında ve gene işte sıcak su dolaşmıyorsa, o zaman peteğinizi bir kontrol ettirebilirsiniz ya da temizletebilirsiniz. Şimdi bir ev krokisi çizerek verimli ve tasarruflu kullanımına bir örnek vermeye çalışacağım. Şimdi genelde 3+1 bir ev için şöyle temsili bir kroki çizelim. Şurası giriş kapısı olsun. Girişin hemen karşısı genellikle birçok evde salon olur. Şuraya salon yazıyorum. Salon işte yine temsili bunların hepsi. Hemen yanı bir mutfak olsun. Yanında da arkaya doğru odalar. Şöyle oda 1, oda 2, oda 3. Aşağıda da şurada işte atıyorum WC, bu taraf banyo. Bu kısımda apartmanın ortak alanı, boşluk vesaire temsili çizdim. Şimdi böyle bir ev için genellikle hemen hemen her odada bir tane, hatta salonda genelde iki tane petek bulunur. İşte mutfakta bir tane diyelim, odalarda birer tane. Şu çizgiyle çizdiğim şeyleri petek varsayalım. Burada temel prensip şudur. Verimli kullanabilmek adına bu termostatlı vanaların olduğu evlerde özellikle dikkat etmeniz gereken şey şu. Tıpkı klima kullanımında olduğu gibi, biliyorsunuz klimalar arabalarda da yazın özellikle camlar açıkken klima açmayın. İşte evde de genelde bir veya iki odada klima bulunur ve burada da odanın kapısını kapalı tutun ki sıcaklık kaybı olmasın veya orayı soğutabilsin denir. Bu termostatlı vana da o mantıkta. Şimdi eğer siz odalardan birini çocuk odası, şurayı oda biri çocuk odası olduğunu varsayalım. Siz burayı ekstra ısıtmak istiyorsunuz. Burayı 4 dereceye getirdiğiniz zaman eğer kapısını açık bırakıyorsanız bu oda hiçbir zaman 4 yani 25 derece kadar ısınmayacağı için bu petekten sürekli sıcak su geçer. Ve ısı kaybı olacağı için hiçbir zaman, yani kapının açık olduğu, bakın şu alan, ortak alan, ki salon, kimi salonlarda hiç kapı da olmuyor. Mutfaklar genelde yemek pişirilmediği sürece kapısı ortak alan olduğu için hani açık tutulur. Salon, mutfak, koridor gibi yerlerin özellikle peteklerini aynı sıcaklıkta tutmaya özen gösterin. Neden? Çünkü siz salonu sıcak istiyorsunuz diye burayı 5'e bile getirseniz bütün bu ortam, yani şu gördüğünüz koridor, mutfak, işte giriş ve kapısı açık olan odalar varsa, genelde banyo tuvalet kapalı tutulur hijyenik nedenlerden ötürü. Bütün ortam 30 dereceye gelene kadar bu petek ısı üretmeye devam edecektir ve hiçbir zaman 30 dereceye getiremezse eğer sürekli açık kalacaktır. Bu tamamen verimsiz bir kullanım. Yani termostatlı vananın olduğu petekleri ve odaları, evleri tamamen kapalı sistem düşünmemiz lazım. Eğer salonu ısıtmak istiyorsanız ve 5'e getiriyorsanız salonun kapısını mümkünse kapatın. Eğer salonun kapısı kapanmıyorsa bağlı olan bütün odaların derecesini 5'e getirin ki hepsi eşit şekilde, diyelim şu koridorda da bir tane petek olsun. Hepsi eşit şekilde bu ortak alanı ısıtmaya çalışsın. Ortam ısısı 30'a geldiğinde hepsi birden dursun. Yoksa bir anlamı olmaz. Aynı şekilde oda 1, 4'te. Bu odalardan birisinin işte çamaşır odası, ütü odası ya da ne bileyim kullanılmayan ar diye boş bir oda olduğunu varsayalım. Burayı da ısıtmak istemiyorsunuz. Bunu da 2 dereceye getiriniz, 2'ye getiriniz. Bunun da aynı şekilde kapısını kapatmadığınız sürece bu oda soğumayacak veya diğer odalar bunu ısıtmaya çalışacaklar. Sürekli buradan bir ısı kaybı olacaktır. O yüzden bir odayı daha soğuk tutmak istiyorsanız oranın yine mutlaka kapısını kapatın. Isıtmak istiyorsanız kapısını kapatın imkan varsa. Kapıları kapatamıyorsanız temel prensip açık olan odaların, yani ortak alanların hepsinin aynı derecede ısınması ya da soğutulmasıdır. Burada genellikle önerilen konforlu
oda ısısı için 3 derecedir. 3 numaralı kademe yani 20 derece bir evin içinde çok böyle üşümeden ama çok da yanmadan, yani atletle gezmeyeceğiniz ama kazak da giymenizi gerektirmeyen bir ortam sıcaklığı sağlar. Çok soğuk günlerde belki 3 ile 4 arasına veya üşüyen biriyseniz 4'e getirebilirsiniz. Evin camlarından ya da duvarlarından çok ısı kaybı varsa 4 daha ideal olabilir. Bunun dışında da eğer sıcağı çok sevmiyorum, benim evim zaten iyi ısınıyor, kolay ısınıyor diyorsanız da 2 numara sizin için yeterlidir. 2-3-4 günlük kullanım için yeterli. Eğer hastanız, çocuğunuz, yaşlınız varsa ve çok ısınmak istiyorsanız banyodan önce vesaire 5'e getirebilirsiniz petekleri. Bu yine dediğim gibi mümkünse tek odada kapısı kapalı şekilde yapılabilir. Genelde önerilen 3. Evden çıktığınızda minimum. Bu arada şundan da bahsetmekte fayda var. Fabrikasyon olarak ECA vanalarda da 0 ve 1 değerleri kilitlenmiştir, kapatılmıştır. Siz vanayı çevirdiğinizde 0 ve 1'i göremezsiniz. Yine videodan göreceğiniz üzere. 0 ve 1 bu kat malikleri kanununda da geçen, hiç evde kimse olmasa bile minimumda yanması gereken derece 10 ile 15 arası yani 12,5 civarı bir minimum ısı istemektedir kanun. Her daire minimum işte 10-12 derece kadar ısınması gerekiyor. Bu yüzden de bu termostatlı vanalar 0 ve 1'e ayarlanamayacak şekilde getirilir. Bu 1'den sonrası, 1 numaradan sonrasına siz seçebilir hale geliyorsunuz. Genelde de dediğim gibi evden çıkarken 2 veya 6 olan minimum şu 1,5 civarına getirmek, evde olduğunuz saatlerde 3'te tutmak genel ortak alanları hepiniz için iyi olacaktır. Umarım bu anlattıklarım işinize yarar, faydalı bulursunuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.